Ve sonunda beklenen oldu. George Russell 2022'de Mercedes'te yarışacak. Uzun zamandır bunun olacağını ve olması gerektiğini konuşuyorduk ve sonunda gerçekleşti. Bu karar hepinizin de bildiği üzere Russell'ın inanılmaz formu üzerine gerçekleşti. Williams'la 3 senedir harikalar yarattı ve 2 hafta önce Spa'da muhteşem sıralama seansı sonrasında gelen podyumda muhtemelen tuzu biberi oldu. Bu koltuğu sonuna kadar hak etti. Hatta geç kaldılar diyebiliriz. Bu denli form tutmasa belki bir sene daha ertelenebilirdi. 2022'ye girerken Mercedes istikrar isteyebilirdi kadrosunda ama Russell'ın inanılmaz formu, Bottas'ın da düşüşü sonrasında bu karar kaçınılmaz oldu. Yani Russell söke söke aldı bu koltuğu. Williams'la neler yapabileceğini gösterdi. 2020'de Mercedes'te neler yapabileceğini gösterdi ve sonrasında hak ettiği yere gelmiş oldu. Tabii en büyük etken muhtemelen Bottas'ın düşük performansıydı ve Imola'da Williams kullanan Russell'dan atak yemesi ve sonrasında kazaya karışmaları, orada bir ipler koptu diyebiliriz aslında. Her ne kadar yöneticilerden bu kaza kararımızı değiştirmeyecek dese de arka planda işler farklı gitmiş olabilir. Kaza sonrasında yaşananlar da oldukça ilginçti. George Russell'a karşı Bottas orta parmak çekmişti. Russell da Bottas'ın kaskını vurmuştu. Bu da ilginç anlardan birisiydi. Ama bence en önemli kırılma noktası, asıl kırılma noktası 2020 Sakir Grand Prix'sinde yaşandı. Lewis Hamilton Covid-19 nedeniyle yarışamamıştı ve onun yerine George Russell o koltuğa oturdu ve neredeyse tanımadığı bir araçta Valtteri Bottas'ı madara etti. Yani sıralama seansında oldukça yakındı ve yarışta zaten kat ve kat daha hızlı bir George Russell gördük. Resmen o yarışta ben 2019 Bahreyn Grand Prix'sinin farklı bir versiyonunu izledim. O dönemde Vettel-Leclerc mücadelesi yavaş yavaş başlıyordu. Bunu görmüş olduk diyebiliriz 2020 Sakir Grand Prix'sinde. Artık 2022'de en büyük odak noktası Mercedes'te olacak bence. Takım içi dinamikler büyük merak konusu. Daha öncesinde İngiliz basını Lewis Hamilton'ın George Russell kararından rahatsız olduğunu yazmıştı. Gerçeklik payı nedir bilmiyorum ama takım içi savaşın gerçekleşmesi kesin gibi şu anda. Çünkü Lewis Hamilton unvanını korumak isteyecektir ne pahasına olursa olsun. George Russell da zaten kaybedecek bir şeye sahip değil. Bunun sonucunda ateş ve barut gibi olabilir bu ikili. Hamilton 2007 yılında benzer bir durumu McLaren'de Alonso ile yaşamıştı. 2019'da Vettel-Leclerc ikilisi Ferrari'de benzer bir durumu yaşadı. Ben zaten genel anlamda 2019 Vettel-Leclerc dinamiği bekliyorum Mercedes'te. İlk başlarda biraz daha uyumsal olarak başlarlar ama sonrasında mücadele kızışacaktır. Sonuçta Russell'ın kaybedeceği bir şey yok. Tüm gücüyle saldıracaktır ve şampiyonluk için bir şans olursa bunu sonuna kadar kullanır. En büyük soru işareti bence Lewis'in nasıl cevap vereceği. Nico Rosberg döneminde olduğu gibi hırçın biri mi olacak yoksa biraz daha sakin mi olacak? Takım içinde veri paylaşımı vesaire büyük önem taşımakta. Belki Mercedes bu konuda ekstra bir madde koymuştur sözleşmelerine ama kesin konuşamıyorum. Ve şöyle bir şey de var, bu benim düşüncem ve fikrim değil, onu belirtmek istiyorum. Sadece oluşabilecek senaryoyu söylüyorum şu anda. Lewis Hamilton'ın George Russell'a karşı olası bir yenilgisi araç şampiyonu seslerini yükseltir. Ama dediğim gibi bu benim düşüncem değil, yanlış anlamayın. Bunları düşündüğümüzde Lewis Hamilton'ın pist üzerinde çok sert yarışacağını düşünüyorum açıkçası. Yani taktik oyunları, akıl oyunları muhtemelen dönecektir. Ha böyle olmazsa da ilginç olur açıkçası. Çünkü Lewis Hamilton oldukça rekabetçi biri. Çaylak yılından bu yana bunu gördük. Russell'ın da avantajı kaybedecek bir şey olmaması. Aynı 2019'da Leclerc'in yaptığı gibi. Durumlar bu şekilde bence bana kalırsa. En büyük odak noktası Mercedes olacak 2022 yılında. Yeni kurallar, yeni takım arkadaşları ve birçok değişiklikle şimdiden oldukça heyecan vaat eden bir sezon gibi görünüyor 2022 sezonu. Valtteri Bottas ve AlphaTauri sürücülerine geçmeden önce sizler George Russell ve Lewis Hamilton ikilisi hakkında neler düşündüğünüzü yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Son olarak Alfa Romeo ve AlphaTauri pilotları hakkında konuşacağız. Alfa Romeo Valtteri Bottas'la anlaştı. Bence oldukça iyi bir seçim. Bottas kötü bir pilot değil. Kesinlikle böyle bir şey söylenemez. Tarihin en iyi pilotlarından birisiyle 4 yıl boyunca savaştı. Tek tur konusunda oldukça iyi bir pilot ama yarış performansı ve lastik kullanımı Lewis Hamilton seviyesinde değil. Büyük takım gömleği biraz ona bol geldi gibi. Ama tabii Mercedes'in istediğini uzun yıllar boyunca yaptı. 2017-2018 özellikle oldukça önemli bir sezondu ve Mercedes'in elini çok kuvvetlendirdi. Vettel tek başına kaldı Mercedes'lere karşı. Çoğu zaman risk alması gerekti Sebastian Vettel'in. Bottas Mercedes'in istediği her şeyi yaptı. Kötü bir pilot değil kesinlikle. Ve oldukça büyük tecrübeye sahip. Alfa Romeo da bu tecrübesiyle
ileriye doğru gidecektir. Ferrari motorunu da kullanacak Bottas. Ferrari açısından da orada bir geri bildirim olur. Sonuçta 5 senedir, 4 senedir hatta Williams döneminden bu yana Mercedes motoru kullanan bir Valtteri Bottas var. Ayrıca Alfa Romeo'ya gittiğinde muhtemelen birinci pilot konumunda olacak ve bu da onun mental anlamda daha rahat olmasını sağlayacaktır. Performansı 2022'de daha iyi olur Valtteri Bottas'ın. Alfa Tauri'ye gelirsek Pierre Gasly hak ettiği üzere devam edecek. Hatta bence McLaren'e geçse çok daha iyi olur. Gelecek sezon Ricardo sonrasında McLaren koltuğu Pierre Gasly'ye yakışacaktır. İki genç pilotla geleceğe umutla bakabilir McLaren. Pierre Gasly'nin Red Bull koltuğunu alamayacağı artık kesin gibi. Çünkü Red Bull tarafında Helmut Marko kesin bir dille reddetti Pierre Gasly'nin Red Bull olasılığını. Yuki Tsunoda'ya gelirsek kesinlikle koltuğu hak etmediğini düşünüyorum. Bu sezonki performansı rezalet. Sadece Honda desteği nedeniyle Formula 1'de yarıştığını düşünüyorum açıkçası. Daniil Kvyat bile daha iyiydi ve belki de bu sezonki araçla çok iyi bir form yakalayıp Alfa Tauri'yi dördüncülük, üçüncülük savaşına sokabilirdi. Çünkü Alfa Tauri aracı oldukça kuvvetli, belki de en hızlı üçüncü veya dördüncü araç. Bunu zaman zaman görebiliyoruz. Her pistte ortalama olarak iyi bir konumda olabiliyorlar. Bunu da unutmayalım. Evet, böylelikle tüm haberleri değerlendirdik diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde hepsini konuşmuş olduk. Tabii ki en büyük odak noktası Mercedes'ti. Sizler son gelişmeler hakkında neler düşündüğünüzü yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yine bu şekilde birçok F1 videosundan ve F1 haberlerinden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya da beğeni atarsanız güzel olur. Sosyal medya hesaplarım açıklama kısmında mevcut. Oradan da takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.